Şimdi Kıbrıs bir kere Türkiye açısından stratejik öneme sahip bir adadır. Yani Türkiye'nin güvenliği, Orta Doğu'nun güvenliği hatta Kıbrıs'a bağlı. Bakın İngilizler orada üs kurmuşlar değil mi? Amerikalılar da bir nevi hemen üs kurmuşlar orada. Şimdi Kıbrıs'ta bütün Akdeniz ülkelerine gitme imkanı var. Şimdi Kıbrıs biliyorsunuz Osmanlılar zamanında alınmış bir Türk adasıydı. Daha sonradan İngilizlere kiraya verildi biliyorsunuz. İngilizler adanın üzerine yattılar. Daha sonra Kıbrıs'taki halk, Türkler ve Rumlar işte 1974'ten önce biliyorsunuz Birleşik bir Kıbrıs Devleti kurmuşlardı. O zaman Makarios öyle bir Türk düşmanıydı ki hatırlıyorum ben o tarihlerde Türkleri yok etmenin planını kuruyordu. Biliyorsunuz 1974 arifesinde oradaki Türk toplumun imha edilme kararı alınmıştı. Hatta biz daha önceleri ben hatırlıyorum 1958'lerde biliyorsunuz sürekli Kıbrıs'ın Rumlara geçmesi yönünden olaylar çıkıyordu. Yürüyüşler yapılıyordu Türkiye'de. Hatta sizler yakın takipçisiydiniz o zaman. Tabii de takipçisiydim. Hatta mesela İskenderun'da ben biliyordum yürüyüş yapıyorduk. Elimize de Makarios'un şeyini almıştık. Maskotunu. Ve o zaman ya istiklal ya ölüm diye bağırıyorduk. Maskot zaten kendisi hocam. Tamam. Yani şimdi öyle bir devre geldi ki 1974'ün arifesinde Türk toplumu imhaya girdi. Hatta biliyorsun küvetlerde orada insanlar öldürüldü, kesildi, boğazlandı. Türk köyleri o Atlılar köyünde, Muratlar köyünde ne kadar katliamlar işlendi. Tabii bunun karşısında Türkiye'nin bir garantörlük şeyi vardı. Yetkisi vardı. Bu garantörlüğe güvenerek Kıbrıs'a çıkarma yaptılar. Ve sonunda Güney Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs ayrıldı. Şimdi ayrıldıktan sonra bakın 74'ten bugüne kadar bir problem yok. Neden? İki tarafta toprakları ayrılmış. Zaten bunların dinleri ayrı, dilleri ayrı, inançları ayrı. Her şeyleri birbirinden farklı iki toplum. Bunu birleştirmenin alemi var mı? Eğer bunları şimdi bunları birleştirelim diyorlar. Bazı yerlerde de bakıyorsun Batılılar şunları ayrıştıralım diyorlar. Yani Batı'nın istediği şekilde ya birleşeceksin ya ayrılacaksın. Şimdi böyle bir haksızlık uygulanabilir mi? Türkiye bir AB sevdasına girmiş. Yani Türkiye derken bugünkü hükümet AB'ye aşık vaziyette. AB'nin bütün geleneklerini, göreneklerini, kanunlarını Türkiye'ye gelip uygulamaya çalışıyorlar. Hatta ne diyorsa Batı tamam Türkiye'de uygulanıyor ona göre kanunlar çıkıyor. Biliyorsunuz domuz etini serbest bıraktılar. Zinayı serbest bıraktılar. Dolayısıyla tamamen Türk Müslüman kimliği, medeniyeti buradan kaybolmuş vaziyette. Yani şimdi Türk ailesi dejenere olmak üzeredir. Ve dejenere edilmek üzeredir. Millet dejenere edilmek üzeredir. Ama bunu bu dejenere uğrayan bu halkın bir kısmı bunu kendisine galiba faydalı görüyor böyle şeyleri. Yani neden? Ahlak bozulduğu için. Yani Türk toplumunu parçalamaya, dejenere etmeye kimin hakkı var, kimin yetkisi var? Bunlar yanlış değil mi? Kıbrıs'ta da halkı dejenere ettiler bakın. Annan planı dediler. Annan planını koydular. Ve hükümet gitti orada bir takım Rum yanlısı kişileri tahrik ederek Kıbrıs'ı böldüler. Ve Annan planını evet dedirttiler. Ama Rumlar hayır dedi. Hayır deyince tabii anlaşma olmadı. İyi ki hayır dediler diyorum o zaman Rumlar. Onlar da evet deseydi zaten Kıbrıs kalmamıştı. Yani şimdi bizim hükümetin tutumu Kıbrıs'ı tamamen bir problem olarak görmekte, bir çıman olarak görmekte. Çok para yiyen bir ada. Evet, çok para yiyor. Ya bu adadan verelim, kurtulalım biçiminde. Bir politika izlenmektedir ki bu çok yanlış bir politikadır. Bakın şimdi Amerika, Fransa, İngiltere, Avrupa Birliği diğer ülkeleri, İsrail
Bunlar Türkiye'nin dostu ülkeler midir? Bugünkü iktidarımız maalesef bunları dost gibi görmektedir. Anlayamamıştır bunların kendilerini, yani asıl amaçlarını. Ya anlayamamıştır ya da kasten onların yardakçılığını yapmaktadırlar. Yani biliyor ki burada Amerika Türkiye'yi parçalamak istiyor. Bunu herkes söylüyor. Uygulanan politika Avrupa Birliği her şeyde biliyorsunuz ileri şart sürdüğü zaman yok limanları açın, yok şunu yapın, yok Maraş'ı verin, yok şunu yapın diye sürekli Türkiye'nin üzerine baskılar uyguladılar bugüne kadar. Tabii aslında bu hükümet yani limanları da açardı, Maraş'ı da verirdi, hatta Kıbrıs'ı da verir. Yani Türk toplumundan biraz çekindiği için, yani burada olaylar olacağından korktuğu için bu işi askıya alıp millete hazmettirmeye çalıştırdılar. Şimdi gele bugüne geldik. Bak 2 yıldır toplantılar yok. Biliyorsunuz geçen sene Kıbrıs'ta bir milli ekonomi modeli sempozyumu düzenlemiştik. Oraya gittiğimizde o Kıbrıs çiftçisinin durumu perişandı. Orada Kıbrıs çiftçisinin durumunun düzelmesi için bağımsız Kıbrıs'ın ilan edilmesi gerektiğini Haydarbaş orada bağırdı, söyledi. Şimdi hatta onların derdine çare olsun diye onların üretimini dış ülkelere gönderemedikleri için çünkü bağımsız olarak kimse tanımıyor. Buna karşılık onların mallarına pazar buldu ve Rusya onların mallarını alacağını söz verdi orada. Hatta Rusya'dan oraya elemanlar gelmişti. Onlar orada söylediler alacağız diye ve garanti verdiler. Şimdi bunun üzerine dışarıdan bakın bir Haydarbaş'ın gayretiyle Kıbrıs'ın problemine kısmen bir çözüm bulmuş oldu. İktidarda olmayan bir parti, mecliste olmayan bir parti olmasına rağmen. Şimdi bunun takdir edilmesi gerekirken, şimdi bu sempozyum tabii biz iktidara geldiğimizde Kıbrıs'ın bağımsız bir ülke olmasına çalışacağız dediğimiz için hemence bu Rumları tahrik etti bu olaylar. Takip ettiler demek ki bizi seyrediyorlardı. Hemence arkasından Maraş istediler. Ve bu hükümet de onlardan yana, yani Rumlardan yana, Türk milletinden yana değil. Bugünkü hükümet Rumlardan yana hareket etmiştir. Ve bu toplantıların olması için Amerika ile aynı fikirde Fransa, İngiltere bunlarla hemfikir olmuştur. İsrail ile hemfikir olmuştur. Ve bugünkü toplantılar düzenlenmektedir işte. Ben tabii bu Cumhurbaşkanı Derviş'in bu 1974 olaylarını yaşayan bir insan eğer kalkıp da bizim AKP hükümetinin dolduruşuna gelip eğer burada Kıbrıs'ı bu işin içine katar, Kıbrıs'ın birleşmesine yanaşırsa evet. Büyük bir yanlışlık edeceğine inanıyorum ve olayların tekrar 1974 öncesine döneceğini ve büyük felaketlerin doğacağına ve aynı zamanda bu sefer büyük felaketler doğduğu zaman da biliyorsun Avrupa Birliği ne yaptı? Güney Kıbrıs'ı Avrupa Birliği'ne aldı. Kanunların aykırı olmasına rağmen, yasaların aykırı olmasına rağmen sırf Türkiye'yi baskı altına alabilmek için Rumları oraya aldılar. Kanunsuz olarak aldılar. Ve Rum devleti, oradaki Rum devletçiyi diyelim toplumu ne yaptı? Bütün Kıbrıs'a sahipmiş gibi kendisini gösterdi. Hala bugün Avrupa Birliği bütün Kıbrıs'ın yönetimi sanki Rum devletinin elindeymiş gibi hareket etmektedir. Şimdi böyle bir şey kabul edilir mi? Bu hükümetimiz maalesef bunu hiç sesini çıkarmadı. Buna rızalık gösterir gibi evet Rumlara aittir burası der gibi hiç itirazda bulundu mu? Bakın hükümet tamamen Ege'deki adalardan zaten vazgeçmiş vaziyetteler. Biliyorsun bir zaman Kardak Adası yüzünden neredeyse Yunanistan'da savaş durumuna gelmiştik. Şimdi 6 tane adamız tahmin ediyorum Yunanlar tarafından işgal edildi. Bugün hükümetin ses çıkardığı yok. Çünkü bu hükümet bugün Türk milletini temsil etmemektedir. Durumu idrak edip elini vicdanına koyup acaba ben doğru hareket ediyor muyum? Gerçekten şimdi biz sanki bunları konuşurken Erdoğan'ı yemek için bunları diyoruz sanki. Yani hükümeti batırmak için. Halbuki biz hükümete tavsiyelerde de bulunuyoruz. Ya diyoruz şöyle yap da bakın milli paramızı bassa kurtul bundan diyoruz değil mi? Senyoraj hakkını kullanın. Yani onlara bir takım ikazlarda bulunuyoruz. Yol gösteriyoruz ama bırakın bunu. Bizi dinleyecek halleri yok zaten. Böbürlenmekten, kibirden ne yaptıklarını bilemez haldeler yani. Tabii Profesör Doktor Haydarbaş'ın dediği gibi
Hüseyin bin Ali'nin durumuna düşecekler bir gün. Bu öyle gözüküyor. Öyle diyorum. Bu Kıbrıs olaylarında da inşallah yine bir anlaşmazlık çıkar. Yani bu işler olmaz. Ben istiyorum ki 2015'ten sonra bu olaylar tartışılsın. Çünkü bu hikmet şeyini kaybetmiştir. Geçerliliğini kaybetmiştir bana göre. Neden? Bir memleket bu kadar bozulur, parçalanırsa, sen böyle karışıklık anında bu işleri yapmaya kalkarsan, bunun altında bir art niyet aranır diyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür.